Ben 3000 euroya falan geliyor. Bu da bir hayli yüksek. Ne oluyor? Arabayla gittikleri zaman Trabzon'a mesela 700 euro, 600 euroya Trabzon'a varmış oluyorlar. Geri dönüş 1400 euro. Yarı yarıya gelmiş oluyor. Yalnız bir işte bir sıkıntı yolculuk. Yani uzun yol. İzini kısa olanlar da mecburi yani krediye başvuru yaparak Türkiye'ye uçakla gidiyorlar. Yani kredi çekiyorlar 3-5 bin lira. Bir sene boyunca o parayı ödüyorlar ondan sonra. Yani bazıları da biriktirmiş oluyor. Gonca parasını almış oluyor. Artık Türkçesi tatil primi diyelim. Evet. Onu aldıktan sonra daha rahat bir şekilde tatilini yapıp Geçen gelebiliyorlar. yıla nazaran karşılaştırdığında nasıl gitme oranı? Bu sene bence biraz daha yüksek. Belçika'da değil mi? Bence biraz İşte daha Ramazan yüksek. öncesi olduğu için. Evet. Ramazan'a kadar gidip gelecekler. Ramazan bayramında bence çoğu da gelmiş olacak. Pardon, bayramında diyorum. Öncesinde. Öncesinde. Ramazan'da da artık sıcak olduğu için Türkiye, burası da biraz daha serin olduğu için burayı tercih ediyorlar. Yani bizim duyumlarımız şu ana kadar bunlar. Yani arkadaşlarımız, çevremiz 8. ayın başında geri dönmüş Ama olacak. insanlar yani Recep Bey'le İsmail Bey'le haklı değil mi? İnsanlar uçak biletlerin yüksek olmasından, ücretlerin çok şikayetçiler değil mi bu konuda? Evet, Siz de kesinlikle çok buna katılıyorum. dolaşıyorsunuz. Ve biz bu konumda da arkadaşlar arasında konuşuyoruz. Gittiğimiz yerlerde zaten devamlı yollarda olduğumuz için her gittiğimiz bölgede bu şikayetleri alıyoruz. Yani Evet. vatandaşlarımız söylüyor, televizyonda bu konuyu ele alamaz mısınız diye. Biz de sizlere artık çünkü bizim programımız magazin türü olduğu için Evet. sizlere bu konularda aktarma yapıyoruz. Ama kesinlikle vatandaşlarımız bu konuda şikayetçi yani. Ve haklı olarak. Mustafa Bey'i tamamlamak açısından söylüyorum. Vatandaşlarımız %100 haklı. Fiyatların yüksek oluşunda %100 haklı. Ama serzenişlerini geliyorlar bize yapıyorlar. Bu bağlamda biz ajantaların da mağdur olduğunu Evet. belirtmek istiyorum. Tabii, çünkü onun için gelip Çünkü burada bağırıyorsunuz. Onun için gelip burada konuşuyorsunuz. fiyatları biz belirlemiyoruz. Keşke o fiyatlar ucuz olsa da Evet. vatandaşlarımıza biz ucuz bir şekilde sunabilsek biz daha memnun olacağız. Bugünkü yaşadığım olayda veyahut da sırf bugün yaşadığımız bir olay değil, her gün yaşadığımız bir olay Evet, Mustafa evet. Bey. Bugün yaşadığımız olayda o yolcuya, yani ben ikinci bir defa gelip de benden bilet alacağını zannetmiyorum yani. Maalesef. Yani 520 euroya bir bilet veriyorsun, ondan sonra o vatandaşın, acılı vatandaş emin olsun ki bizden kaynaklanmıyor. Ama biz bunu anlatana kadar o adam başka yeri seçiyor. Bu bağlamda Yani Mustafa Bey ise... amiyana tabirle İsmail Bey'in o yolcu İsmail Bey'in kendisini kazıkladığını düşünmüş olabilir. Evet. Yani Onu ben o demek şekilde, istemedim. ya ben Tabii. onu demek Ha, istiyorum da evet. Onu anlatmaya çalışıyorsun. Kelime olmaktan üzerine Anladım ben basmak sizi çok iyi istemiyorum anladım. yani. Evet. Canlı yayında Evet. olduğumuz için Tamamladı. kelimelere Evet. Yani o yolcu öyle düşünebilir. Gayet düşünebilir. normal. Ama haklı da. Yani Haklı haklı. düşünmekte. Yani ondan önce ben Çok kendim büyük ya. düşünüyorum. Evet. Yanımda bir arkadaşım vardı bugün, ya dedim ben bu fiyatı nasıl söyleyeyim ya? Öbür Evet. taraftan da söylemek mecburiyetindesin. Çünkü biz bir amme hizmeti veriyoruz. Biz artık ya Ben işin yalnız ticari... şu var zaten bu konuda geçenki programda da söyledim. Yani burada seyahat acentleri 50 yıldır öyle bir duruma gelmiş ki artık vatandaşın yeri gelmiş konsolos olmuş. Vatandaşın yeri gelmiş kahvesi olmuş. Yeri gelmiş Aynen. cenazesinde ilk aradığı şey olmuş. Yani çünkü birçoğunuzun telefonu 24 saat çalıyor. Gece çalıyor. Evet. Cenazesine kadar. Biz Kanal Avrupa olarak zaten bunun için uğraşıyoruz. Seyahat acentalarının buradaki üstlendiği sosyal bir misyon var. Yani hepinizin kazandığı para belli. Yani kimse onun için bu konuda biz Yani biz arkanızdayız işin yani. ticari boyutunu geçtik artık. Biz sosyal boyutuyla ilgileniyoruz diyoruz. Biz artık bu işe soyunmuşuz. Biz bu işte varız. Vatandaşlarımız için varız. Yani herkes için varız diyoruz. Yani geri çekilmemizin mümkünü yok. Evet. Sonuçta ajantalarımız iyi günde de kötü günde de her zaman 24 saat bizim hizmetimizde. Bu da bir gerçek. Evet. Pekala reklamdan önce bir girsek yola. Bir kısa bir nedir gittiniz geldiniz. Geçen yıla nazaran ya da bu yıl insanlar nelere dikkat edecekler ne Mustafa Bey? Şimdi işin açıkçası ben o yoldan yıllardır korkarım. Evet. Bu sene de bir daha deneyelim dedik o yolu.
Bismillah dedik. Buradan yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kağıdımızı, küreğimizi dört dörtlük olması gerekiyor. Çok önemli. Tabii ki. Arabanız hele ki kiralık ise veyahut da arkadaşınız arabasıysa Türkiye'den kesinlikle gümrükten geri dönersiniz. Yani giriş yapamazsınız o arabayla. Tabii bunları hepsini ne lazım? Aldıktan vekalet sonra kağıdı. Vekalet gerekiyor konsolosluktan. Pasportunuz yani 5 yıllık artık 10 yıllık uzatılmış olması gerekiyor. Yani günü olması gerekiyor. Türkiye yoluna yani her şeyi tamamladıktan sonra besmele çekip çıkabilirsiniz. Yalnız dikkat edeceğiniz konular şunlar. Yollarda hız. Vatandaşlarımız ne yazık ki en önemlisi, evet. Yola çıkarken bir an önce ben Türkiye'ye varayım, ana vatana varayım diyorlar. Tabii hakları. Bir sene boyunca burada gurbet ellerde çalışıyorlar ve o özlemle bir an önce varmak istiyorlar. Yalnız şunu yapsalar bence daha güzel. Bu benim tavsiyem. Biz buradan çıktığımızda dedik tatilimiz başladı. Bu şekilde gidiyoruz. Nerede mola verirsek veririz. O şekilde istediğimiz gibi eğleniriz, güleriz. Yavaş yavaş yol yapalım. 120'yi hiçbir yerde geçmedik. Almanya'da bir 130 yaptık. Evet. Ama diğer otobantlarda ne yazıyorsa onu kullandık. Yollarda 70 ise 70. Bulgar'a kadar çok güzel gittik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bulgaristan'a girdik. Köşeyi döndük. Bir polis. Dur. Komşu gel. Komşu gel. Çorba. Ya ne var dedik. Ya ver kağıtların dedi. Sen dedi az önce dedi. Kırmızı dedi. Bizim kameraman da uyanık. Benden uyanık. Hemen dedi, he dedi, kırmızı dedi, plaka dedi. Şimdi Belçika plakası kırmızı beyaz olduğu için. Evet. O lambayı kastetti aslında. O da hemen konuyu değiştirdi. He dedi, kırmızı plaka dedi. Konuyu değiştirince anlamadılar sandı. İyi tamam, kağıtlara baktı. Haydi yaylı yolculukta devam. Üç sefer durdurdular yolda ama hiçbir yerde ceza ödemedik. Artık bir torpil mi geçti? Hıza çok dikkat ettiniz tabii. Tabii ki, kesinlikle en dikkat ettiğimiz şey hız. Bulgar yolları hala daha kötü. Evet. Yollarda çukurlar var. Arabanın lastikleri patlama riski çok büyük. Dikkat etmeleri gerekiyor. O yüzden yavaş gitmeleri. Özellikle Bulgaristan'a dikkat etmediler. Bunu evet, söyleyelim yollarda. Çünkü fiziksel yönden ciddi ciddi şu anda gelen bizim de takip ediyoruz. Burada değerli izleyenler yine bizim Kanal Avrupa'nın yayınları sayesinde, olayın üzerine gitmemiz sayesinde biliyorsunuz bir KGS OGS olayı vardı. Evet. Ciddi görüştük. Edirne ile görüştük. Karayolu ile görüştük ve şu anda o olay çözüldü. Bunu da buradan müjdeyi verelim. Çok yani biliyorsunuz köprüye, otobanlara KGS, OGS olmadan girilmiyor. Evet. O da alınmıyor ama bu olay şu anda çözüldü. Bu müjdeyi de verelim. Bu yönde şansımız vardı. Kartımız vardı yanımızda. Evet. Şimdi belki birazdan konu değişir. Onun için ben reklam arasında evet, sonra devam edelim. Aklıma gelmişken evet. Onu söylesem daha iyi olacak. Evet. Şimdi elektronik bilet satışı hasebi ile bazen öyle anlar oluyor ki telefonla biz yolcularımıza bilet kesiyoruz. Recep Bey belki Zonguldak'ta sık sık karşılaşmıştır. İhtiyar vatandaşlarımıza hava alanlarında bayağı bir müşkülat çıkar diyorlar. Vay efendim sizin biletiniz yok, sizin biletiniz kesilmemiş diyerekten şey yapıyorlar. Benim buradan vatandaşlarımıza tasfiyem. Yani gerçekten bunu ben yaşadığım için şey yapayım. Ajantası bileti kesmiş ise şalterdeki, havaalanında şalterdeki çalışan kişinin vay bilet, efendim biletin var yok münakaşasına girmesinler. Anında ajantaya telefon etsinler veyahut da haklarını arasınlar. Arkadaş benim biletim var desinler. Evet. Çünkü ajanta biletini kesmiştir. Kestikten sonra da alsınlar ha, orada. Evet. Kesmiştir. Kesinlikle buna dikkat etsinler. Eğer şey ki var, o yolcu, yalnız eğer ki oradaki çalışan, şalterdeki çalışan kişi sahtekarlık yapmaya kalkıyorsa lütfen o kişinin ismini, kimlik numarasını veyahut da yakalarında numaralar oluyor. Onları lütfen alsınlar. Tabii şöyle bir sorun da var. Buna da gireriz. Özellikle SunExpress ve Pegasus'un havalanlarında görevlileri yok. Yani yok. Bu çok büyük bir sorun. Evet. Evet. Yani bu konuda Türk Hava Yolları ve Gertürk gerçekten her havalanında kendi görevlisini bulunduruyor. Yani Türk Hava Yolları zaten evet. O ayrı. Ama özellikle SunExpress ve Pegasus'ta bu sorunlar oluyor ve şirketlerin görevlisi yok havalanında. Yaşıyoruz. Evet, kısa bir reklam arasından sonra. Evet değerli izleyenler, reklam arasından sonra İsa Al dosyasını konuşacağız. Neler oldu? Neden İsa Al Köln'deki görevinden alındı? İşin arkasında kimler vardı?
Neden Kanal Avrupa iftira atıldı, bunları konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, Haziran ayının ilk programında yani 04.06 Cumartesi günkü Ateş Çemberi'nde işleyecek olduğumuz bir program vardı. Türk Hava